Merhaba arkadaşlar. Hala gelen yorumlarda veya gönderilen mesajlarda işte bazı haber kaynaklarının veya işte bazı paylaşım yapan kişilerin paketin 56 madde veya işte 60 küsür madde olduğu üzerinde iddialarından bahsediliyordu. Bana da neden işte 56, 60 değil de işte 38, 39 madde diyorsunuz diye gelen sorulara karşılık AK Parti'nin yapmış olduğu açıklamayı yayınlıyorum şimdi. Görüşürüz. Sanık haklarının yanında mağdur haklarını da güçlendiren önemli düzenlemeleri hayata geçirmiştik. Yine 2020 tarihinde infaz paketiyle infaz alanında çok önemli düzenlemelerimiz de hayata geçmişti. Bu kanunumuzla hazırlanmış olan bu kanunumuzda yargılama sonunda hükmedilen ceza ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi sırasında alınacak kararların infaz hakimliği tarafından verilmesi düzenlenerek infaz işlemlerinin tek bir yargı merciğinde toplanması, bu işlemlerde ihtisaslaşmaya gidilmek suretiyle infaz hizmetlerinin etkinliğinin kalitesinin artırılması da 27. yasama döneminde infaz paketimizle düzenlenmişti. Ayrıca insan hakları eylem planında belirtilen amaç ve hedefler doğrultusunda da faaliyette yürütülmüş ve bu kapsamda da birçok reform hukuk sistemimize kazandırılmıştı. En son seçimlerden önce 2 Mart 2024 tarihli 8. yargı paketi ile de ceza hukuku kapsamındaki soruşturma ve kovuşturmalar ile özel hukuk ve idare hukuku kapsamındaki yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasıyla yapılacak manevi tazminat taleplerinin ise idari başvuru yoluyla hızlı bir biçimde sonuçlandırılmasının sağlanması amacıyla da tazminat komisyonunu oluşturulması için de bir kanun düzenlemeyi hayata geçirmiştik. Ayrıca ceza muhakemesi kanunu çerçevesindeki bazı korunma tedbirleri nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemlerinin ağır ceza mahkemeleri yerine tazminat komisyonunca da karara bağlanması yine bu kanun teklifimizde yer almış ve yasalaşmıştı. Böylelikle de bugüne kadar yargısal görev alanına ve hakimin takdirine girmeyen bazı tazminat istemlerinin idari başvuru yoluyla hızlı bir biçimde sonuçlanması da sağlanmış idi. Değerli basın mensupları, biraz önce açıkladığımız üzere 38 maddeden yürütme ve yürürlük maddesiyle birlikte 38 maddeden oluşan kanun teklifimizin hazırlığında biraz önce açıkladığımız üzere 38 maddeden yürütme ve yürürlük maddesiyle birlikte 38 maddeden oluşan kanun teklifimizin hazırlığında çok ciddi katkı sağlayan ilk imza sahibi Denizli Milletvekilimiz Cahit Özkan Bey'e, İstanbul Milletvekilimiz Adem Yıldırım Bey'e çok teşekkür ediyorum. Yine Grup Başkan Vekilimiz Bahadır Yenişehirlioğlu da bir hukukçu olarak da çok ciddi bu düzenlemeye katkı sağladı. Yine Adalet Bakanlığımız, başta Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç Bey'e, bakan yardımcılarımıza, genel müdürlerimize ve diğer çalışan arkadaşlarımıza bu desteklerinden dolayı ben şükranlarımı arz ediyorum. Şimdi bu teklifte neler yer alıyor? Birkaç başlıkta da bu düzenlemeleri sizlere anlatmak istiyorum. Evlenen Anayasa Mahkemesi'nin özellikle iptali ile ilgili olarak da bazı iptal kararları var. Özellikle seçimlerden önce Anayasa Mahkemesi daha önceden yürürlükte bulunan birçok kanun maddesini bazı gerekçelerle beraber iptal etmişti. Bu iptal gerekçeleri kapsamında bazı düzenlemeleri bu kanun teklifinde yer veriyoruz. Nedir bunlar? Evlenen kadının soyadına ilişkin olarak düzenleme getiriyoruz. Kullanılacak soyadı nedeniyle aile bütünlüğünün zarar görmemesi ve çocukların olumsuz etkilenmemesi amacıyla kadınların evlenince eşlerinin soyadını alacağı ve isterlerse önceki soyadlarını da kızlık soyadı dediğimiz soyadlarını da kullanabileceklerine yönelik yine bir düzenleme hayata geçiriyoruz ve teklif ediyoruz. Yine anayada baba ile çocuk arasındaki soy bağının reddi içinde dava açma hakkı bu teklifimizde yer alıyor. Diğer yandan ailenin huzur ve refahının korunması amacıyla baba olduğunu iddia eden üçüncü kişilerin soy bağının reddi davası açabilmesi belirli kurallara tabi olarak yine kanun teklifimizde yer alıyor. Diğer bir taraf, diğer bir teklifimizde evlat edinenlerin adlarının
evlatlığın ana ve baba adı olarak yazılabilmesine de bu teklifimizde imkan sağlıyoruz. Diğer taraftan uzlaşma görüşmeleri sırasında tespit edilemeyen veya uzlaşmadan sonra ortaya çıkan zararlara ilişkin tazminat davası açabilme imkanı da bu teklifimizde yer alıyor. Diğer taraftan arabuluculuk görüşmelerinin ilk toplantısına katılmayan tarafın yargılama giderlerinden sorumluluğu ve lehlerine hükmedilecek vekalet ücretine ilişkinde yasa teklifimizde yer alıyor. Ayrıca aynı ilde birden fazla baro kurulmuş olsa bile hepsinde oradaki bütün insanlarımızın, vatandaşlarımızın hizmetinde olduğu dikkat alınarak her bir 5000 nüfus için tespit edilecek toplam puana göre de barolarımıza yeni imkanlar getiriyoruz. Ayrıca idari yargıda kanun yollarına başvuru kapsamında hangi tarihteki parasal sınırın dikkate alınacağı netleştirilmek suretiyle hak kayıplarında önüne geçilmesi amaçlanmaktır. Diğer bir maddeyle bölge idare mahkemesi tarafından ilk kez verilen bazı kararlara da temyiz yolu, Danıştay yolu imkanında getiriyoruz. Değerli basın mensupları, teklifimizde şikayete tabi hakaret suçu bakımından azamı şikayet süresini yeniden belirliyoruz. Düzenlemeyle soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresinin her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren 2 yılı geçemeyeceğini kabul ediyoruz. Böylelikle özellikle sosyal medya üzerinden uzun yıllar önce yapılan bazı paylaşımlar nedeniyle vatandaşlarımız üzerinde sonradan oluşturulacak baskı ve tehdidin de önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Burada belirtmek gerekir ki bazı art diyetli kişilerin özellikle toplumun hassasiyet duyduğu alanlara yönelik olarak kasıtlı özel paylaşımlar yapmak suretiyle sosyal medyanın da gücünü kötüye kullanma yönünde bir çabasının olduğunu ve buna yönelik de bir düzenlemeye de ihtiyaç duyulduğunu belirtmek isterim. Şunu özellikle ifade etmek gerekir ki bu düzenleme asla kişiye hakaret edebilme özgürlüğü tanımamaktadır. Nitekim bu şekilde işlenen hakaret suçunun 5 yıl içinde tekrar işlenmesi halinde fail hakkında aynı suçtan dolayı ön ödeme hükümleri uygulanmayacak ve bu suç bakımından kişi hakkında doğrudan kamu davası açılma imkanı da bu teklifimizde yer almaktadır. Ayrıca mağdurların hukuk mahkemelerinde de tazminat davası açma ve tazminat elde imkanı da bu teklifimizde yer almaktadır. Teklifle arabuluculuk kurumunun etkinliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler getiriyoruz. Mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip hukukçuların arabuluculuk eğitimi almak şartıyla sınavsız olarak arabulucu olabilmesine de imkan tanıyoruz. Diğer bir maddeyle taraflardan birinin taşınmazın aynına ilişkin olarak icra edilebilirlik şerhi verilen arabuluculuk anlaşma belgesiyle tapu müdürlüklerinde tek başına tescil talebinde bulunabilmesine de imkan sağlanmaktadır. Değerli basın mensupları, teklifimizde bazı sorunların da çözümüne yönelik kolaylıklar getiriyoruz. Bunlardan bir tanesi hukuk mesleklerine giriş sınavı ve idari yargı ön sınavının içerik itibariyle daha kapsayıcı olması ve bu sınava gireceklerin hukuk alanındaki bilgi ve yetkinliğinin artırılması amacıyla bu sınavda soru sorulacak alanlar arasına yeni konular ekliyoruz ve asgari soru sayısında 100'den 120'ye çıkartıyoruz. Ayrıca hukuk fakültesi mezunlarının uzlaştırmacı olabilmesi sağlanarak uzlaştırma kurumunun daha iyi işleyecek, daha etkin işleyecek bir konuma da ulaşmasını arzu ediyoruz. Diğer bir maddeyle icra ve iflas kanunu hükümlerine göre yapılan elektronik açık artırmaların sürüncemede kalmamasına ve gerçek alıcılar arasında rekabet içinde gerçekleştirilmesine yönelik de bazı düzenlemeleri bu teklifimize yer veriyoruz. Diğer bir maddeyle mahkemelerce şirketler hakkında kayyım atanmasına karar verildiği takdirde bu kayyımların
daha profesyonel şekilde yürütülmesi için tasarruf mevduatı TMSF'nin sigorta fonunun kayyum olarak atanması düzenlemesinde 5 yıl daha uzatıyoruz. Diğer bir düzenleme ile Karayolları Trafik Kanunu uyarınca sahipleri tarafından alınmayan, teslim alınmayan veya sahiplerine ulaşılamayan ve yedemi park otoparklarında uzun süre kalan araçların satış usulü kolaylaştırılmakta, bu araçların ekonomiye kazandırılması da hedeflenmektedir. Diğer bir taraftan da vakıfların yaşaması ve topluma sunacakları hizmetlerin devamı için mazbut vakıflarımızın yargı harçlarından ve teminat gösterme zorunluluğundan muaf tutulmasını da bu teklifimizde yer veriyoruz. Değerli basın mensupları, yargı reformu süreci belgesi kapsamında yapılması hedeflenen faaliyetlerin %71'i bugüne kadar gerçekleştirilmiştir. İnsan hakları eylem planı kapsamında yapılması hedeflenen faaliyetlerimizin de %66'sı hayata geçmiş bulunuyor. Kuşkusuz bundan sonraki süreçte de bu hedeflerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda yasama meclisi olarak çalışmalarımızı kararlılıkla devam ettireceğiz. Ben teklifimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emeğe geçen arkadaşlarımıza, imza sahibi olan milletvekillerimize, ki ilk imza sahibi olan Denizli Milletvekili Cahit Bey'e ve Adem Yıldırım Bey'e teşekkür ediyorum, Bahadır Bey'e. Teklifimiz hayırlı uğurlu olsun ülkemiz için. Değerli arkadaşlar, buyurun. Efendim, hakaret suçlarıyla ilgili olarak 2 yıllık süre daha önce karara bağlanmış davalarda kapsar mı? Bundan sonraki arkadaşlar, kanun teklifimiz ceza hukuku biliyorsunuz evrensel bir kuraldır. Failin lehine olan hükümler her zaman yürürlüktedir. Dolayısıyla bu teklifimiz bundan sonraki davalar içindir. Efendim? Yani yasama faaliyetlerimiz tamamlandı. Yasalaştıktan sonraki hakaret davalarını, diğer davalar kendi soruşturma süresi evresindeki usul ve esaslar dahilinde devam edecektir. Efendim, casuslukla ilgili çok tartışıldı 9. yargı ama anlattıklarınızdan sanırım bu madde düzenleme yok. Bir de zorlama hapsi de çok tartışma konusuydu. Bunlar ilerleyen günlerde de ilerleyen aylarda gelecek. Arkadaşlar, şunu belirteyim ki bizim gündemimizde arkadaşlarımızın çalıştığı hususların dışında da tabii kamuoyunda da farklı grupların, farklı toplum kesimlerin beklentileri olabilir. Bizim tabii etki ajanlığı dendi, casusluk faaliyeti. Şunu öncelikle belirtmek isterim arkadaşlar. Türk Ceza Kanunu 339. maddesinde yer alan casusluk suç tanımı içerisinde bilgi ve belgenin de dışında günümüzün şu anda ulaştığı bu teknolojinin bu kadar geliştiği dönemlerde farklı faaliyet alanlarında da casusluk faaliyetlerini sürdürüldüğünü görüyoruz. Bu kanun teklifimizi önümüzdeki hafta tamamlayabilirsek inşallah Temmuz'un 3. haftası gibi muhalefette de uzlaşmak suretiyle inşallah meclisteki çalışmalarımızı tamamlamayı arzu ediyoruz. Olabilir, bakacağız, değerlendireceğiz ama farklı bir durumda olabilir. Çünkü yetişmesi de lazım hazırlıkların. Tamamlanmış olanlarını bir an önce komisyon safahatına vermeyi de arzu edebiliriz. Olabilir, yani öyle bir çalışmayı da yürütüyoruz. Yani sokak hayvanları konusuyla ilgili bir çalışmanız da var. Metin çalışmamız devam ediyor. Sokak hayvanları ile ilgili olarak da toplumun bütün kesimlerini sağ olsun grup başkan vekilimiz Bahadır Yenişehirlioğlu Bey dinledi, meclisimizde dinledi, farklı alanlarda dinledi, onu bir rapor haline getirdi, bizlere sundu, biz inceledik, değerlendirdik, bakanlıklarımızın raporlarını aldık, Sağlık Bakanlığımız, Tarım Orman Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, bunlarla beraber arkadaşlarla birlikte bir metin hazırlıyoruz, 5199 sayılı kanunda hayvanları koruma kanunumuzda bir değişikliği inşallah metin ortaya çıktığında sizinle paylaşırız. Bunu da ifade etmek isterim. Peki, çok teşekkürler arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyoruz.